Kapadokya'ya her yıl yaklaşık 2.2 milyon turist geliyor. Muhteşem doğası, görülecek çok farklı tarihi noktaları ile sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm noktalarından biri. Kapadokya'nın bu kadar tanınmasında peri bacaları kadar balon uçuşlarının da büyük önemi var. Her gün 27 şirkete ait 165 balon havalanıyor. Ortalama 20 yolcudan 3.300 kişi uçuyor. Müthiş bir uçuş deneyiminin yanı sıra balon sektörünün büyüklüğü ise tam 1 milyar euro. Balon sektörü otelinden transferine kadar yanında dev bir katma değeri de oluşturuyor. Bu uçuşlar için turistlerin Kapadokya'da konakladıkları gece sayısı ortalama 4'e yükseliyor. Hem bu sektörü tanımak hem de balon uçuşu heyecanı için Özbek ailesi olarak Ezel Balon ile özel bir uçuş yapacağız. Hem balonun müthiş keyfine sizler için ortak olacağız, hem de bu sektörün ülkemizdeki kurucusu Bilge Ezel'in ağzından balonculuğumuzu öğreneceğiz. Sabah saat 4.30'da otelden alınıyoruz. Uçuş alanına geçiyoruz. Yerde yoğun bir trafik var. Balon şirketlerinin araçları kalkış bölgesine her gün binlerce turisti taşıyor. Hava sabahın erken saatlerinde bile çok soğuk. Balon kubbesi fanlar yardımıyla sıcak hava üflenerek dolduruluyor. Herkese Kapadokya sabahından günaydın. Saatlerimiz sabah 05'e geliyor. Bugün özel bir uçuş için kanalımızda beraberiz. Benim için de çok özel çünkü balonla ilk defa ailemle birlikte uçacağım. Kapadokya'dan kalkacağız. Bölgede yaklaşık bir saatlik bir uçuş gerçekleştireceğiz. Balon basitçe içindeki hava sıcaklığına göre uçuyor. Rüzgara karşı çok hassas. Pilotumuz gaz verdikçe sıcak hava balona doğru yükseliyor ve yavaş yavaş kalkışımıza başlıyoruz. Kalkış öncesinde aynı uçakta olduğu gibi briefing yapıldı. Neler yapılacağımız, acil durumdaki durumlar anlatıldı. Pilotumuzun ateşlemesiyle havalanmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş Kapadokya tüm güzelliğiyle karşımıza çıkıyor. Balonculuğun oluşturduğu bir başka sektör de yerde hatıra fotoğraf çekimleri. Eski araçlarının üzerine çıkıp poz verenler mi ararsınız, yoksa moda çekimi yapanlar mı? Hatta drone ile görüntü çekenler bile var. Binlerce yıllık tarihin güzellikleri Kapadokya'da bizlerin ayaklarının altına seriliyor. Balonumuzdaki hava ısındıkça tatlı tatlı irtifa alıyoruz. Şu an gökyüzünde tam 165 balon var. Uçuş kuralları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Bir de buranın balon trafiğini yöneten bir kulesi var. Balon pilotları havada birbirleriyle telsizle konuşuyor. Balonumuzda bir de sürpriz var. Bir evlilik teklifi yaşanacak. Yer ekibi balonumuzu takip ediyor. Flama açılıyor ve evlilik teklifi yapılıyor. Yaklaşık bir saat süren büyülü anlar iniş için alçalmayla son buluyor. Yumuşakça sepetimiz toprakla temas ediyor, uçuş pasta kesilerek kutlanıyor. İnişten sonra merak ettiğimiz konuları Bilge Ezel hocamıza soruyoruz. İlk nasıl başladınız bu uçuşlara, bu hikaye nasıl oldu? 1987 yılında ilk Canım Kadar'da bir TV dergisi programıydı. Bir uçuş yaptık. Ondan sonra da burada balon turizmini başlatmaya karar verdik. 1987'den bu yana buradayız.
1987'de şu an kaç balon oldu? O zaman birdi. O zaman birdi. Onun sonrasında 2002 yılından sonra artmaya başladı. Şu anda her sabah 165 balon uçuyor. 27 şirket kuruldu. Sizin şirketiniz tabii ilk. İlk şirket, evet. Kapadokya'da balon turizmini başlatan kişiyim. Aynı zamanda Türkiye'de ilk balon pilotuyum. Tabii 84'te başladı Türkiye'de balon serüveni. Bununla beraber 87'de Kapadokya, şu anda da aynı öncülüğünü yaptığımız gibi iki öncülük yaptığımız bölge var. Birisi Göbekli Tepe, birisi de Mardin Dağı'na. Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk özel şekilli kalp balonunu, Türkiye aşkına balonunu getirdik. Yine ilklere imza atarak gidiyoruz. Birkaç daha ilkler Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin ilk kapsamlı uluslararası balon festivalini şu anda hazırlıyoruz. İnşallah o da büyük bir katılımla şu anda talepler var. Dolayısıyla Kapadokya'nın haricindeki diğer lokasyonlarda da Türkiye'nin turistik bölgelerinde destinasyonlarının hem tanıtımı hem Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli. Ben tabii biraz da heyecanlandım. Türkiye böyle bir ekonomik değer kazandırmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. 35 yıl önce başlayan bu serüven, şimdi birçok burada sektörün doğmasına, Türkiye'nin tanıtımına, dolayısıyla bölgesel olarak diğer yatırım anlamında, geceleme anlamında sektörün, turizm sektörünün şu anda lokomotifi diyebileceğimiz bir sektör oluştu. Bunun gururu, bunun onuru hiçbir şeye benzemiyor. Türkiye için her şeye her zaman hazırız. Hocam şeyi soracağım. Şimdi balon için tabii bilmeyen izleyicilerimiz için sabah çok az bir rüzgarın olmaması lazım. Hangi saatlerde yapılıyor bu sabah, işler? Sabah gün doğumundan yarım saat önce başlıyoruz. Havanın sakin olduğu, onunla beraber aşağı yukarı 2 saat, 3 saatlik bir sakin, dingin olan bir zamanda olması. Hem müşterinin yolculuğunun keyif alması hem de balonun teknik özelliğinden dolayı sakin, güzel, keyifli bir uçuş yapılması sağlanmış oluyor. Bu anlamda görsel gün doğumunu izlemeleri, uzunca bir süre gün doğumunu gökyüzünde izlemeleri o ayrı bir keyif veriyor. Siz de bugün yaşadınız onu. Vallahi muhteşemdi bu manzarayı görebilmek. Zaten Kapadokya çok güzel bir yer. Havadan da görebilmek ayrı bir şey. Ben tabii şeyi de sormak istiyorum. Tabii balonları kaldırıyoruz, uçuyoruz ama bütün her şey sivil havacılığın genel müdürlüğün kontrolü içerisinde. Buranın hava sahası kontrol ediliyor. Herhalde bir kapasite veriliyor buraya. Tabii şu anda burada belli bir kapasitede olan şirket sayısı var, balon sayısı var, emniyet tedbirleri gereği. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu konuda gerekli önlemleri aldı. Bu şekilde de devamlı sıkı denetimlerle sürdürülüyor. Dolayısıyla bölgesel olarak buranın dışında yeni bölgeler, yeni çünkü şöyle söyleyeyim, Türkiye Uygarlıkların Doğal Müzesi. Başka destinasyonlarda balon turizmini başlatmak, onların devam etmesiyle beraber bu sektörün Türkiye'de daha farklı bir boyutlara gelmesi mümkün. Dolayısıyla Kapadokya için şu anda ideal bir sayıdayız. Dolayısıyla her sabah buradaki balonların uçuşu, işte ilk birinci uçuş var, ikinci uçuş dediğimiz artı slot dediğimiz o yarım saat sonra başlıyor. Dolayısıyla şu anda emniyetli uçuş önemli olan. Sivil havacılıkta bu konuda oldukça samimi, oldukça denetleyici. Ve sektörle ilgili çok iyi yakın bağlar içinde. Sizin bir sonraki projeniz Göbekli Tepe olacak. Türkiye'nin çok önemli bir tarih noktası. Biraz da Göbekli Tepe projesi hakkında bilgi alalım sizden. Şimdi Göbekli Tepe aslında 6-7 yıldır çalıştığımız bir projeydi. Pandemi öncesine başladık. Maalesef pandemi dönemiyle beraber beklemek durumunda kaldık. Dolayısıyla hem rezervasyon anlamında hem uçuşların başlaması anlamında yakın bir zaman içerisinde Göbekli Tepe'de Karahantepe, Harran, dolayısıyla o bölgede de turizmin değişik kanallarıyla iç içe olduk. Bununla beraber Göbekli Tepe ile beraber 12 tepenin çıkmasıyla beraber bölgede ayrı bir dünyanın ezberini bozan bir şey. Dolayısıyla orada balon turizminin olması, bu şekilde bir destinasyonun oluşması hem Urfa'ya ekonomik anlamda hem geceleme hem turizm yatırımları anlamında ayrı bir değer katacak. Bununla beraber Mardin Dağı'na da başlıyoruz. O da bir ay, bir buçuk ay sonra orada da devam edecek. Mardin için de çok önemli. Dolayısıyla
bizim Mezopotamya altın üçgeni dediğimiz bölgede, Mezopotamya topraklarında Neolitik çağdan bu yana gelen hem tarım hem Neolitik çay hem de Türkiye turizminin yeni farklı bir boyutta dünyaya tanıtılması demek bu. Dolayısıyla orayla da ilgili bazı projeler var. Onlar da yakın zamanda açıklayacağız. Sizlerle de bunları paylaşırız. Son sorum, insanlar merak etmiş olabilir. Balon pilotu nasıl olunur? Bir de o bilgileri alalım sizden. Balon pilotu en az lise mezunu olmakla beraber sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türk Hava Kurumu artı burada Kapadokya Üniversitesi ve iki tane özel okul var. O okullara başvuruda bulunuyorsunuz. İlk uçuş eğitimlerinizden sonra tip ve saat eğitimleriniz sürüyor ticari olarak. Bu da 1,5-2 yıllık bir süreyi kapsıyor. Dolayısıyla şu anda sektöründe pilot ihtiyacı vardı. Bu devamı böyle alttan gelerek besleniyor. Tabii ben ilk başladığım dönemlerde burada tek başıma uçuyordum. Şimdi 160 balonla beraber uçmak ayrı bir keyif. Bölgenin yukarıdan gördüğünüz trafik sıkışıklığını izlemeye gelenler Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik değer kazandırdığıma inanıyorum. O dönemlerde bunları hayal ederek gelmişti çünkü. Dolayısıyla şimdi değişik bölgelerde niye olmasın? Biz bu konuda bir tek ilgili makamlardan özellikle havacılık sektöründe havayollarına vermiş oldukları yakıt desteğiyle ilgili, KDV desteğiyle ilgili bir destek beklentimiz var. Dolayısıyla yatırımlarımızı daha iyi, daha kaliteli sunmak için malum ekonomik şartların da getirmiş olduğu süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla fazlaca bir şey istemiyoruz. Yalnızca KDV yakıtla ilgili KDV desteğinin sağlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada turist ilk yıllarda 2 gece kalıyordu. Şimdi 4 gece kalıyor. Bunu diğerleriyle bileşenlerle çarptığınız zaman büyük bir ekonomik değer çıkıyor. Ne kadar yaklaşık ekonomisi, balonun katkısı diyelim, milyar euroyu aşıyor herhalde. Evet. Hani bu o civarlarda tam kesin bir rakam söyleyemeyeceğim. Bir balonun başlattığı, geliştirdiği bölge açısından çok çok önemli. O yıllardan bu zamana kadarsa çok büyük değerler. Her şeyden önce dünyada balon deyince Türkiye bir numara. Dolayısıyla Türkiye dünyanın bir numaralı balon uçuş merkezi. Burada her gün bir festival oluyor. Dolayısıyla dünyadaki tüm balon pilotları, balon kulüpleri burada gelip uçmak istiyor. Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin tanıtım anlamında değerlendirirsek, o yıllardan bu yana geçen süreçteki tanıtıma vermiş olduğumuz değer. Çünkü o yıllarda biz ilk başladığımızda dünyadaki belgesel kanallarını, televizyon kanallarını davet ettik. Bedava ücretsiz uçurduk. Tek buranın tanıtımını yapmak için. Ve tabii ülkenin tanıtımı bir yandan da. Ülkenin tanıtımı evet. Kendi imkanlarımızla, hiçbir destek almadan kendi imkanlarımızla bu duruma geldik. Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra yine Türkiye için yapamayacağımız ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Ve yapıyoruz da. Bir tek bize destek bekliyoruz. O da sırtımızın sıvazlanması bile bizim için bir destektir. Böyle devasa bir sektör, milyar euroluk bir sektör. Umarım gereken desteği alır, daha da büyür. Türkiye bu açıdan da, balon havacılığı açısından da ayaklarını daha sağlam yere basar diyoruz. Evet, biz de onu umut ediyoruz. Ama yine biz durmak yok, yola devam. Aynı şeyde bölgelerde, değişik bölgelerde araştırmalar yapıyoruz. Yeni destinasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. Gerek turizm fuarları, gerekse yurt dışındaki turizmle ilgili diğer fuarlara katılım ve balon festivallerine katılımlarla Türkiye'yi tanıtıyoruz. Özellikle kalp şeklindeki Ay Yıldız ve Türkiye yazılı balonumuzla uluslararası düzeyde balon festivallerine katılıp yine Türkiye'nin tanıtımını yapıyoruz. Bu bize ayrı bir mutluluk veriyor. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Sizlere daha nice böyle büyüteceğiniz bir sektör diliyoruz ve bu güzel haberleri de sizden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Bugün bir balonla başlayan sektör, milyar euroluk büyüklüğü ile Türk turizminin lokomotiflerinden biri haline gelmiş durumda. Bu sektörün farklı noktalara yayılması için de çalışmalar yapılıyor. Bilge Ezel gibi havacılarımız bu işin yayılması için ciddi çaba sarf ediyor. Umarız başarılı olurlar ve sektör çok daha fazla büyür.